Ben Ekinözü Ambar köyünde doğma büyümeyi, ilkokulu, liseyi burada bitirdim. Ondan sonra üniversiteyi, mimarlık bölümünü bitirdim. Ben yurt dışında okudum, Amerika'da. Ondan sonra Rusya'da çalıştım, St. Petersburg'da. Amerika'da da çalıştım. Irak'ta, İran'da projeler yaptık. Dubai'de, Azerbaycan'da, yani özellikle Orta Doğu Büyük iş ağırlıklı. arası. Evet, genelde işte havaalanı, AVM, iş merkezleri. Bir de Saddam Hüseyin'in sarayları, böyle bir 52 sarayı vardı. Onları bir Amerikan üniversitesine dönüştürdük. Yani böyle büyük çaplı, gerçekten çok geniş, büyük projelerde çalıştım. İşte bir 12 yıl, yani bir 12 yıl kadar mesleğimi icra ettim. Ondan sonra da buraya geldik. İlgimi çeken şey, ben köy hayatını çok seviyorum. Yani eğitim hayatımda da, çalışma hayatımda da, yani en az yazın bir ay gelirdim. Hatta bazen iş yerleri izin vermeyince ben işten çıkışımı alır, yani gelirdim. Öyleydim yani. İşi bırakıp gelirdim. Köy hayatını gerçekten çok seviyorum. Yani temel asıl amacım köyde yaşamaktı. Ama köyde yaşarken de bir şeylerle yapmak gerekiyor. Yani bir şeyleri yapmam lazımdı. Bunun için de abimlerle beraber ortaklaşa böyle bir iş yapmak istedik. Böyle bir projeye karar kıldık. Aileden İnsanlar sonra. tabii ki yadırgıyor, doğal olarak. Yani çünkü herkesin bakış açısı farklı. Bir kadın Herkesin olarak özellikle de. yani hayata bakış açısı başka, farklı. Ben kırsal seviyorum mesela. Onlar da ya aslında bazı şeylerde yaşanmamışlıklarla alakalıdır diye düşünüyorum. Hani ben her şeyi yaşadım. Hani mesleki olarak da, hani gezme anlamında da, hani birçok yeri gezdim, gördüm. Hani upte kalmadı içimde, öyle diyeyim. Daha çok dingil bir hayat yaşayayım dedim ama geldiğimden beri 3 yıldır çok böyle biraz bir süreci oturtmak amacıyla biraz yorucu oldu, yıpratıcı oldu. Ama inşallah bir seneye kadar da daha iyi oturur diye düşünüyorum. Artık çarkım kendini döndürmeye başlayacağını tahmin edebiliyorum planlamalar içerisinde. Peki. Önce başlangıç olarak tabii ki işi belirledik. Nasıl bir iş yapmamız gerektiğini. Ondan sonra tamamen geldim. Yani önce yerleşip sonra projeyi düşünmedik. Hepsi bir bütün. Hepsi bir planlamanın aynı plan içerisindeydi. Ahırı ve burayı yaptık. Yani evi, ahırı, yem deposunu, yani ilk etapta buraları yaptık. Yani hepsini bir bütün olarak yaptık. Biz şu an, biz birazcık süreçlerimiz biraz farklı işledi. Ben ilk başta hani keçiyle başladık. Aslında dediğim gibi coğrafyamız keçiye çok uygundu. Keçiyle başladık ama istediğimiz gibi eleman bulamadık. Çünkü biraz zor bir sektör. Keçiyle uğraşmak kimse istemiyor açıkçası. O yüzden onu bıraktık. Sonra da bir toklu sürecine girdik. Kuzu toklu. Şimdi de büyükbaş. Ama büyükbaşta istikrar kıldık. Yani artık büyükbaşta devam etmek istiyoruz. Daha yeni yeni çarkımız oturmaya başladı. Öyle yani, hani şu an tam daha istediğim noktada değiliz, öyle diyeyim. Mutlu olmak için bazı şeylerin düzene girmesi lazım. Şu an hala o noktada değilim yani. Daha bir şeyler oturtmaya çalışıyoruz. Yani dediğim gibi daha bir yılda bu süreci bulacak. Yani çark ne zaman kendini döndürmeye başladığı zaman ben o zaman dengede olacağımı düşünüyorum. Bu işlerin, yani o işin de çok kolay olmadığını söylemek istiyorum öncelikle. Masa başı işte olsa. Belli bir mesai saatim var. Yani ve birinin sürekli seni yönlendirmesiyle çalışıyorsun. Sürekli istersen yani CEO ol, yani ya da bir şirketin en genel müdürü olsan da bir yerde birilerinin yönlendirmesiyle ve birilerinin kontrolü altında çalışıyorsun. Hani bu kişiye bağlı bir şey. Bazılar buna adaptasyon gösterebiliyor, kolaylık sağlayabiliyor. Bazılar benim gibi yani istemiyoruz. İmkanlarımız el verdikçe daha farklı alanlara yönlenmek istiyoruz. O yüzden bu tamamen bakış açısıyla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Ama çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Nasıl? Ya şey, orada elemanları söyle de o şeye dikkat et. Fayanslar, taşlar değmesin ha. Abla. İşte bir olur. Tarihe. Aç aslında.